kadın faktörünün bence en öncelikli Burcu Hanım, zira tecrübeli de bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili. Az önce konuştuğumuzda da aslında kendi bile seçilemeyeceğini düşünürken, oradaki oy oranının yükseltilmesini beklerken yine söylediğimiz, burada Burcu Hanım'ın güçlü yönleri tabii ki var. Kadın ve işte sahada özellikle o son otobüs konuşmasında oradaki genel merkezin DEM'le beraber ittifak vurgusuna rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da ve diğer illerde bunun çok sorun edilmemesine rağmen bunu büyük taarruzun kenti, milliyetçi muhafazakar Afyon'da bunu dile getirip çok üstüne vurgulayarak, bakın hiçbir siyasi parti söylememesine rağmen, yani ittifak yapmayan siyasi partiler bile bunu söylememesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili dedi ki DEM'liler bu kapıdan içeri giremez, bu çok net bir şekilde bunun altını çizdi. Dolayısıyla seçmenin de dilini, özellikle az önce söylediğim gibi milli mücadelenin, büyük taarruzun şehri Afyonkarahisar'da ecdadın hala orada şehitlerin kanı olan bu topraklarda zaten o söylem dışında başka bir söylem ilerlemezdi. Yani büyük bir risk aldı aslında Burcu Hanım, bunu söyledi. Elbette bu kadar böylesi bir oy farkının yüksek bir fark sonuçta diğer aslında Türkiye geneline baktığımızda bir taraftan çok fazlaca yüksek oy oranlarını görüyoruz ama burada yine İsmet Bey de katılacaktır bana, bir tepki oylarının karşılığı yine benzer seçeneklerin tamam adayın başarısı vardır ama böylesi oy farklarının, böylesi çıkışların, böyle farkların sandıkta gözlemlememizin nedeni tamamen tepki oylarının birbiriyle örtüşmesi ve Burcu Hanım da yine dediğim gibi kadın siyasileriniz, bu arada kadın siyasilerine konu açılmışken eğer müsaade ederseniz kadın siyasilerle ilgili de ben bir siyaset de yapmış olarak biri olarak da kadınların siyasette aslında her mecrada daha çok olmasını arzu ederiz ama kadın dokunduğu her yeri güzelleştirir Göksu Hanım. Bunu hepimiz biliyoruz.